Biliyorsunuz Migros Yemek 81 ilde hizmet vermeye başladı. Bu haberi daha önceki programlarımızda da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise yepyeni bir haberimiz var. Migros Yemek teslimatı çıktı. Siparişleriniz kapı kapı dolaşmadan sadece size özel kurye ile sizlere ulaşıyor. Şimdilik belirli bölgelerde geçerli ama yakında bu hizmet her yerde olacak. Üstelik ilk Migros Yemek siparişinizde geçerli 60 TL indirim halen devam ediyor. Bu fırsat kaçmaz. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Kasımpaşa Galatasaray maçının analiziyle dilerseniz devam edelim. Kasımpaşa'yı bir cümleyle tarif etmemiz gerekirse Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı oyunu biraz daha düşük bütçeli şekilde oynayan takımların başında geliyor diyebiliriz. Toplu oynama oranı haricinde Galatasaray'ın iyi olduğu parametrelerde baktığınız zaman Kasımpaşa'nın da düzeyine göre iyi parametrelere sahip olduğunu görüyoruz. Pas arası yapma konusunda Kasımpaşa'da Galatasaray gibi oynayan takımlardan bir tanesi. Hızlı hücuma çıkma anlamında da Galatasaray ligin en çabuk hücuma çıkan ilk 3 takımından bir tanesi, sürekli o ilk 3'ün içerisinde yer alıyor lig başladığından beri. Kasımpaşa da bu noktada çok mahir bir takım. Genel itibariyle Kasımpaşa'nın zorlanacağı, Galatasaray'a dikte etmeye çalışacağı anlayışları değerlendirmeye çalışarak başlayalım isterseniz. Kasımpaşa 4-1-4-1 gibi sahaya diziliyor olmasına rağmen genelde savunması evet dörtlü. Merkezde 2 tane stoperlerden oldukça uzak konumlanan oyuncuyla oynuyor. Hajradinović'in yanına sık sık santrforlar geri geliyor. Burada bir ikili oluşuyor. Burada oluşturdukları pas kanallarını, burada oluşturdukları boşluklara kayacak kanat oyuncularıyla değerlendirmeye çalışıyor Kasımpaşa. Yani hücum aksiyonu esnasında 4-2-2-2 desek yanlış tarif etmiş olmayız. Kasımpaşa'nın en kilit oyuncusu Hajradinović. Hajradinović özellikle tek iş yaparak çok başarılı performanslar sergileyebiliyor. Bu tek işten kastım pas arası yapma konusunda. Doğru pozisyon alıp doğru konumlanan bir oyuncu, pas kanallarını kapatarak rakibine baskı uygulamayı tercih ediyor ve pas arası yaparken oldukça başarılı bir oyuncu. Zaten Kasımpaşa hücuma basketbol tabiriyle fast break şeklinde çıktığı için bütün oklar Hajradinović'i işaret ediyor. Hajradinović topla buluştuğu anda en düşük ihtimalle ön tarafta 3 tane süratli oyuncunun opsiyon yaratmaya çalıştığını görüyoruz. 3 opsiyonlu olarak oynuyor Hajradinović. Genelde savunmada 2 kişiyle karşılamaya çalıştıkları pozisyonlarda Kasımpaşa'nın rakipleri Hajradinović önündeki alanı biraz daha kat edip bir oyuncuyu tamamıyla boşa çıkartıyor ve bu şekilde kilit pas sayısını oldukça yüksek seviyelere ulaştıran bir oyuncu. Kasımpaşa geçtiğimiz yıllara kıyasla Galatasaray karşısında daha formda geliyor bu sefer. Fakat şöyle bir detay var. Kasımpaşa topla hiç oynayamayan İstanbulspor'a dahi topu teslim eden bir takım. Yani top genel itibariyle Galatasaray'da olacak ve oyunun oynayan tarafı Galatasaray olurken bozucu tarafı Kasımpaşa olmaya çalışacak. Maçın zor tercihi muhtemelen bu kadar fazla geçiş yapan ve bu geçişleri başarı yüzdesi yüksek biçimde yapan Kasımpaşa'ya karşı Kaan Ayhan mı, Sergio Oliveira mı tercihi olacaktır diye düşünüyorum. Kasımpaşa açısından sol bek konusunda da bir tercih ikilemi söz konusu olabilir. Duhan da o bölgede oynayabilir. Bundan dolayı şimdi Kasımpaşa'nın seçeceği oyuncudan bağımsız olarak Tete'nin karşısında oynayacak oyuncu ve Tete eşleşmesi bu maçın kritik eşleşmesi olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da isterseniz birazcık izah edelim. Kasımpaşa stoperlerini biraz daha geride konumlayan bir takım. Çünkü Kasımpaşa stoperleri tek hamleli stoperler ve rakibe yüzü dönükken rakibi karşılamaya çalışıyorlar. Bu Galatasaray açısından avantaj yaratan bir durum. Takım boyunu geriden uzatan bir takım Kasımpaşa. Bekler genel itibariyle orta saha oyuncularına opsiyon yaratmak için biraz daha yüksekte konumlanıyorlar. Yüksekte konumlandıkları pozisyonlarda geçiş yerlerse şayet Tete'nin önünde hem çapraz hem de dikey olarak çok ciddi bir koridor oluşacaktır. Tete patlayıcı süratine henüz ulaşamamış pozisyonda bir oyuncu da olsa bu boş alanları çok kaliteli biçimde değerlendirebilen, bol miktarda kilit pas verebilen ve şut paslarını çok rahat bir şekilde ayağından çıkartabilen bir oyuncu. Bulunduğu koridorda kendisini karşılayacak oyuncu sürekli karmaşa yaşıyor. İç mi karşılamalı, bek oyuncusu mu karşılamalı? Muhtemelen yüksek çizgide bekle eşleşecektir Tete. Ben bu maçta Tete'nin karşısında oynayacak olan oyuncunun farklı bir rolle sahaya çıkacağını düşünüyorum. Tete'nin formundan, formsuzluğundan bağımsız tamamıyla oyun karakterinden söz ediyorum. Kasımpaşa'nın stoperlerini konumlama şeklinden bahsetmiştik. Kerem Aktürkoğlu Kasımpaşa maçlarının genel itibariyle hep damga vuran ismi olur. Kerem Aktürkoğlu yine Kasımpaşa maçına damga vuracak performanslardan birisini sergilemeye aday. Stoperlerin geride konumlanması ve orta saha oyuncularının genelde oyunun pozitif tarafına meyilli şekilde konumlanmasından dolayı Kerem Aktürkoğlu'nun önünde devasa bir boşluk olacak. Özellikle geçiş hücumlarında. İlk kontrolü hep problemli olarak lanse ediliyor Kerem'in. Kendisi de muhtemelen bunu kabul ediyordur ama kendini tolere etmesini sağlayabilecek kadar alana sahip olacaktır Kasımpaşa maçında. Kerem Aktürkoğlu performansı maçın belirleyicisi olacaktır. Maçın X faktörü Kerem Aktürkoğlu diyelim. Kasımpaşa'nın topsuz oyunda yapmaya çalışacakları nelerdir? Genelde arkaya dörtlü hattını dizip orta saha oyuncularını Galatasaray'ın şutör ve kilit pas verecek oyuncularının karşısına dikip arkada altılı bir blok oluşturacak. Sağ iç koridora topun kapılma ihtimaline istinaden Hajradinović'i yerleştirecekler. Hajradinović genelde gölge pres yapar bu tip görevlerdeyken. Kanat oyuncuları da bölge disiplini dahilinde sadece bulundukları 10 metrekarelik alanı muhafaza etmeye çalışacaklardır. Galatasaray'ın ön alandaki yerleşimi de bu pozisyonda şöyle olacaktır. Oynarsa şayet Torreira yine 8 numara gibi yerleşip ön tarafta 4-1 şeklinde konumlanır Galatasaray. Bekleri de yüksek çizgiye çıkardıktan sonra stoperleri de öne çıkartır. Takım boyunu minimum derecede daraltır. Bu noktada Kaan Ayhan'ın kapacağı toplar, Torreira'nın 3. bölgenin girişinde kapacağı toplar, Kerem Aktürkoğlu'nun şu bölgelerde topla buluşacağı pozisyonlar Galatasaray'ın belirleyici unsuru olacaktır. Ben Galatasaray'ın kendisine karşı kendi silahıyla oynayacak bir takıma daha rahat üstün gelebileceğini düşünüyorum. Rizespor maçındaki sıkıntıların yaşanmayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın topla oynuyor olmasına rağmen daha fazla efektif iş yapacağı bir maç oynayacağını düşünüyorum. Bu kadar iddialı söylemi bir arada söyleyebilmemi sağlayan unsur. Kasımpaşa'nın her oyuncusunu tek tek değerlendirdiğinizde bakıyorsunuz. Bir tane şeyi çok iyi yapan oyuncular var. Kanat oyuncuları çok çabuk oyuncular. Genelde ikinci forvet olmayı becerebilen oyuncular. Savunma özelliklerine baktığınız zaman alan kapatma dışında bir şey yok. Hajradinović bahsettiğim gibi bir özelliği çok iyi olan bir oyuncu. Aytaç aynı şekilde. Homero ve Sadık'la güreşmeye çalışırsanız sizi mağlup ederler. Ayak çabukluğuna giderseniz orada sıkıntı yaşıyorlar. İkisi de aynı tip stoper. İkisi de aynı şeylerle öne çıkıyorlar. Bek oyuncuları zaten Kasımpaşa'nın daha çok defansif aksiyonlarla ön plana çıkan, ikinci bölgede de çıkış sağlamak için sadece istasyon yaratan oyuncular. Bu takım kimyasından şu anda takımın bulunduğu pozisyonu elde etmek teknik ekibin başarısıdır. Bence Kasımpaşa kadrosunun üstünde bir futbol oynuyor. Fakat Galatasaray'ın bu kilidi açabilecek çok sayıda oyuncusu var. Galatasaray özellikle kendi sağ kanadından olgunlaştırdığı ataklarda Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ile kurgulayacağı ters taraf varyasyonlarında bence oldukça ciddi sayıda pozisyon bulacaktır. Top kayıplarından bahsedelim birazcık isterseniz. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da top kayıplarıyla çok eleştirilen bir oyuncu. Fakat Kerem Aktürkoğlu'nda şöyle bir durum söz konusu. Kerem bir an önce skor bulmaya çalışan bir pozisyonda oynuyor. Aynı zamanda 4 tane oyuncunun merkezinde kilit pas yapması gereken, asist yapması gereken, şut çekmesi, skor bulması gereken bir pozisyonda oynuyor. Kasımpaşa'da da benzer sayılarda top kaybı yapan bir oyuncu var. Haris Hajradinović. Hajradinović'in top kaptırdığı bölgeler genelde Kasımpaşa geçiş yaptığı anda az önce bahsettiğimiz gibi herkes Hajradinović'i bulmaya çalışıyor. Geçiş sekansı esnasında Kasımpaşa hücum aksiyonuna geçmeye çalışırken kaybediyor Hajradinović topları. Genelde top kaybettiği bölgeler şuralar oluyor. Çünkü Kasımpaşa topu alıp önce rakibin sol iç koridoruna yerleştirdiği Hajradinović'i buluyor. Hücum aksiyonuna Hajradinović topla oynarken geçmeye çalışıyorlar. İşte bu noktada Kerem Aktürkoğlu'nun 18 top kaybıyla Hajradinović'in 17 top kaybını kıyaslarsak Hajradinović'in 17 top kaybının çok daha fazla tehlike unsuru barındırdığını söylememiz mümkün. İşte bundan dolayı Galatasaray Sergio Oliveira ile de oynarsa, Kaan Ayhan'la da maça çıkarsa Hajradinović'e yakın temaslı, topla buluştuğu anda döndürmeyecek bir geçiş savunması planlayacaktır. Hajradinović'i pas hatası ya da top kaybı yapmaya zorlayacak herhangi bir varyasyon Galatasaray'ın yeniden hücum etmesini sağlar ve hücum etmeye hazırlanan rakibe karşı hücum etmesini sağlar. Galatasaray'ın en başarılı olduğu aksiyonlardan bir tanesi de sanıyorum ki budur. Galatasaray Kasımpaşa maçının bölge bölge bütün detaylarından sanıyorum ki bahsettik. Açık nokta bırakmayacak kadar çok Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşündüğüm bir maça çıkacak Galatasaray. Kasımpaşa Galatasaray'ı bol miktarda geriye koşturabilir. Fakat Galatasaray da bol miktarda Kasımpaşa'yı kendi sahasına sıkıştırabilir. Kasımpaşa ofansif oyuncularını kendi bölgelerinin dışında işler yapmaya zorlayan takımlara karşı çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayan bir kadro yapısına sahip. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.